Zafer Şahin, Afyon'un kayıp böcekleri nerede? Afyon Karahisar'ın CHP'li belediye başkanı Burcu Köksal, 17 Nisan'da tüm Türkiye'de yankılanan şu açıklamayı yaptı. Belediyede böcek taraması yaptırıyorum, her yerde kamera ve böcek var, prizlerin altına koymuşlar. Köksal'a ilk destek tabii ki CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan geldi. Başkanımızın makam odasında tespit ettiği böcek diye tabir edilen ses ve kayıt cihazları faciasında göründüğünden daha büyük bir skandalla karşı karşıyayız. Başkanımıza kurulan bu tuzağın peşini bırakmayacak, sorumluların ortaya çıkmasını sağlayacağız. Peki sonra ne oldu derseniz? İşte orası biraz karışık. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Köksal'ın iddiayı ortaya attığı gün bir basın toplantısıyla varsa böyle bir durum derhal savcılığa şikayetçi olun çağrısı yaptı. Ne Köksal ne de ortada büyük bir skandal olduğunu söyleyen Murat Bakan'ın herhangi bir şikayette bulunmadığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet olmamasına rağmen başkanın açıklaması üzerine inceleme başlattı. Şimdi sıkı durun. Belediye binasında gizli kayıt cihazları olduğunu iddia eden Burcu Köksal, Başsavcılığın kendisine yönelttiği sorulara 29 Nisan 2024 tarihinde yazılı cevap verdi ve dedi ki, olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim, şahsıma ve makama yönelik bir tertip olduğunu düşünmüyorum, konunun gündemde kalmasının yararlı olmayacağı kanaatindeyim. Burcu Hanım, belediyede yaptırdığı aramada bulduğunu belirttiği cihazları anında imha ettirdiğini başsavcılığa bildirmiş. Şimdi cevap aranan sorular şunlar. Madem ortada başkanı hedef alan bir tertip yok, konunun gündemde kalması istenmiyor, bu böcek işi neden Türkiye gündemine taşındı, bulunduğu söylenen böcekler neden resmi makamlara teslim edilmedi? Ortada bir facia, skandal var diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan bu işe ne diyor? Ve asıl soru, Türkiye gündemini bu tiyatroyla neden meşgul ettiniz? Sırf AK Parti döneminde işe girdiği için kapının önüne koyduğunuz belediye emekçilerinin sesi duyulmasın diye mi? CHP'deki güven krizinin şifreleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in 1,5 saati aşan görüşmesi sadece Ankara'da değil, yurt genelinde ve dünyada, hatta Washington'da bile dikkatle takip edildi. Bunda hiç şüpheniz olmasın. İmamoğlu ekibinin Erdoğan'la görüşmeye giden Özgür Özel'in yanına eski Amerika Büyükelçisi Namık Tan'ı almasını neredeyse şart koşması önemlidir. Ayrıntı bütünü anlatır. İmamoğlu'yla Özel arasında ciddi bir güven problemi var ve 2023'te çok istemesine rağmen Cumhurbaşkanı adayı olamayan İmamoğlu bu kez işi şansa bırakmak istemiyor ve Cumhurbaşkanlığına giden yolun CHP Genel Başkanlığından geçtiğini artık çok iyi biliyor. CHP'de sonbaharda yapılacak tüzük kurultayı önemli. Özgür Özel ve İmamoğlu arasındaki güven problemi aşılamazsa, o kurultayda olmasa bile bu yıl içinde seçimli bir kurultay gündeme gelebilir ve İmamoğlu rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çevirebilir. Bunu İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğunu güvendiği bir isme bırakarak yapmak ister ama işler orada da biraz karışık. İstanbul'da şimdiden 6 belediye başkanı İmamoğlu sonrası için ortak hareket ediyor. Bu ekibin öne çıkan ismi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. İmamoğlu'nun koltuğunu emanet etmek istediği isim ise bu ekibin dışındaki bir belediye başkanı. Özgür Özel'in işi zor. Bir taraftan CHP'yi yönetecek, diğer taraftan iddialı ve hırslı iki belediye başkanını idare edecek. An itibariyle takımdan ayrı düz koşular yapan Kılıçdaroğlu'nu da unutmamak lazım. Kemal Bey hala CHP içi dengelerde hatırı sayılır bir güce ve etkinliğe sahip. Sonbaharda siyaset çok ama çok ısınacak. Zafer Şahin, Milliyet. Özay Şendir, Özgür Özel'in başarısız olmasını kimler istiyor? İktidar doğal olarak ana muhalefet liderinin başarısız olmasını ister. İYİ Parti'nin yeni yönetimi de kaybettiği gücünü, kaptırdığı tabanını toplamak için CHP başarısız olsun ister. Buraya kadar yazdıklarım siyaset alfabesinin ilk harfleri, şaşırtıcı bir yan yok. Şaşırtıcı olan CHP içerisinde Özgür Özel'in tökezlemesini isteyenlerin varlığı. CHP'de 2028'de alternatifsiz Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen iki isim var. Biri milliyetçi, diğeri de dem oylarına oynayarak aday olma çabasındaki bu iki isim, Özgür Özel'in seçim gecesinden beri izlediği politikayla potaya girmesinden mutlu olmamıştır tahminen. Buna rağmen uluslararası kanallara verilen tartışmalı bir röportaj dışında iki adayı da şimdilik Özgür Özel'e karşı bir aksiyon almadılar. 31 Mart akşamı sandıklar açılıncaya dek koltuğuna dönme planları yapan, makosenlerimi giyerim diyen Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Özel buluşmasına dair ilk salvosunu yaptı ama başarılı olamadı. 30 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının öncesinde ve sonrasında gazetecilere cümle aralarında Özgür Özel'in 1 Mayıs stratejisini hatalı bulduklarını söyleyen bazı vekiller de olmadı değil. Alışkanlıktır, isim vermeden kulis adı altında fısıldanır böyle şeyler. Oysa ideal olan parti menfaatine hizmet eden davranış, yanlış bulduğun politikayı gazetecilere değil direkt genel başkana söylemektir. Bugünkü CHP grubunu Kılıçdaroğlu belirledi ama vekiller partilerine aidiyet duyarlar, seçilmelerini sağlayan kişiye değil. 1 Mayıs gününün bombası eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Yanlış anlaşılmasın, Kaftancıoğlu'nun Özgür Özel'i eleştirmesine kimse itiraz edemez ve etmemeli de. Ancak Kaftancıoğlu'nun sosyal medya mesajı içerisindeki tırnak içi cümleler bana son derece ilginç geldi. Güvenlik güçlerinin kendi aralarındaki diyalogtan başlığıyla şunları yazdı Kaftancıoğlu. Abi bizimkiler çok korkuyorlar Taksim'e çıkılmasından. Sendikalar kararlı durur. CHP, Özgür Özel denildi. Kararlı durursa durduramayız. Onlar vazgeçmezse durdurmamız zor. Çıksalar ne olacak ki? Canan Kaftancıoğlu polisten bu cümleleri kendimi duydu. Birileri polisler aralarında böyle konuşuyorlar mı dedi bilmem. Tüm gün aradım Kaftancıoğlu'nun tırnak içerisinde yazdığı polis konuşmalarından söz eden tek haber, tek mesaj bulamadım. Dediğim gibi Kaftancıoğlu Özgür Özel'i eleştirebilir ama eleştirideki polis cümleleri hayali konuşmalar gibi duruyor. Hayalle süslenmiş gerçekliği arttırma çabası eleştirenin niyetinin sorgulanmasına yol açar bir anda. Adnan Keskin CHP Genel Sekreteri olduğu 1990'lı yıllarda CHP Genel Merkezi önünde çevik kuvvetle arbede yaşamış, bir polisin copunu alıp sonra o copla basın toplantısı düzenlemişti. Rahmetli Deniz Baykal'ın bir İstanbul programı sırasında konuyu açmış, Refik Saydam, Mahmut Şevket Esendal, Bülent Ecevit gibi isimlerin geçmişte genel sekreterlik yaptığını, CHP genel sekreteri olan kişinin gençlik kollarına yeni üye olmuş birisi gibi sokakta polisle itişmesinin hoş bir görüntü olmadığını söylemiştim. Deniz Bey, Adnan'ı İstanbul medyasına yedirmeyeceğim demekle yetinmişti o zaman. Sonra Adnan Keskin'i kendisi yedi. Sonra gönlünü almak için adımlar attı ama aralarındaki mücadele çok sert oldu. Adnan Keskin Deniz Baykal'ı eşkıya yöntemleri kullanmakla da suçladı. Neyse, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den beklenti sokakta polisle çatışması ya da barikatlara yüklenmesi miydi? 1993'te OHAL döneminde dönemin Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal, Lice'ye alınmamıştı, o zaman CHP'liler Baykal'ı değil, izin verilmemesini eleştirmişlerdi. Siyasette kafalar farklı çalışır, bunu biliyoruz. Garip olan durum 2028'de aday olmak isteyenlerin ya da tekrar parti yönetimine almayı umanların kendi başardıklarıyla değil, potansiyel rakiplerinin başarısızlıklarıyla hedefe ulaşma çabasında olması. Bu sadece Özgür Özel'le alakalı bir durum değil. Potansiyel adaylara yakınlığıyla bilinen kimi medya sitelerinde hiç olmadığı kadar çok belediyecilik, Ankara'daki sel haberi yapılıyor. Belki sadece tesadüftür. Belki de Cumhurbaşkanı adayı olma satrancındaki hamlelerdir. Özay Şendir, Milliyet.